Sağ İstanbul ekibine bize bu imkanı verdi. Teşekkür ederim. Ben Cem Yüce. Günü Yazılım kurucu ortağıyım. Firmamız hakkındaki sunumu ben yapacağım inşallah. Firmamız 2016 yılında TÜBİTAK'ın 1512 girişim desteğini alarak kuruldu ve faaliyetlerine başladı. 2 sene yaklaşık kendi Kepken kütüphanemizi geliştirdik. 2018'in başında kütüphanemizin birinci sürümünü yayınladık ve hemen akabinde de Cem Bey, duyabiliyor musunuz? sesim geliyor mu? Geliyor. Buyurun, paylaşın lütfen. Tamam. Firmamız 2018'de Pürkem isminde bir Ketkem yazılımını geliştirmeye başladı. Bu yazılımda gene 2,5 eksen Ketkem kütüphanemizi kullandık. Akabinde günümüze kadar Ketkem kütüphanemizi çeşitli siyasi makine yazılımlarına sektördeki ihtiyacı karşılayacak şekilde geliştirmeye devam ettik. Her geçen zaman içerisinde de yeni modüller ekledik. Genel olarak faaliyet alanımız bizim makine sektörü. Artık yazılımlar da makinelerde bir bileşen. Nasıl ki redüktörler, motorlar, işte kayış kasnaklar, ray arabalar bir bileşense, yazılımlar da artık olmazsa olmaz makinenin bir bileşeni. Biz de bu çerçevede CNC'ler için yazılımlar geliştiriyoruz. Bunların içerisinde Ketkem yazılımları ve makineye entegre edilmiş Ketkem yazılımları ve makine kontrol yazılımları var. Onun dışında endüstriyel yazılımlar yapıyoruz ve robotik uygulamalar yapıyoruz. Endüstriyel yazılımlar içerisinde tıbbi cihazlar için ara birimler olabiliyor. Makine makine konuşmasını sağlayan yazılımlar olabiliyor. Haberleşme yazılımları olabiliyor. Veya makineden database'lere veri aktar yazılımları olabiliyor. Bizim ana ürünümüz 2,5 eksen Ketkem yazılım kütüphanesi. Bu yazılım kütüphanesi takım yolları hesaplıyor. Kendisi DLL formatında tüm programlama dilleri kullanılabiliyor. Kendi içerisinde temel bazı operasyonlar mevcut. Çok bilindik piyasa kullanılan DXF, DWG, HCL, PLT gibi dosya formatları çalışabiliyor. Kendi script tabanlı bir POS sistemi var. Oldukça esnek. Birazdan değineceğim bunun detaylarına. Kütüphanemiz şu şekilde çalışıyor. Tasarımlar, geometrik yapılar kütüphanemizin fonksiyonları kullanarak sisteme tanıtılıyor. Daha sonra parametreler set ediliyor. Ve en sonunda kütüphanemizin hesaplama fonksiyonları çağrılarak takım yolu üretiliyor. Üretilen takım yolu isterseniz gene yazılımla birlikte gelen bir post process olarak CNC makinelerine aktarılabiliyor. Ya da isterseniz point to point şeklinde alıp direkt eğer bir sistemde hareket kontrol varsa direkt olarak harekete dönüştürülebiliyor, işleme dönüştürülebiliyor. Temel fonksiyonlar ve operasyonlarımız şunlar. Şimdi bunlar hepsi birer takım yolu. Takım yolu dediğimiz şey de aslında bir takım ucunun iş parçasının istenen geometrisini üretmek için izlediği yol, rota diyebiliriz. Tabii burada takım ucu dediğimiz zaman sadece bir kesiş takım algılanmamalı. Bu bazen bir dikiş iğnesi olabiliyor. Bazen bir lazer ışını olabiliyor. Ya da bir testere olabiliyor. Genel olarak yani makinenin neyi hareket ettirmek istiyorsa, üretimde neyi kullanıyorsa onun izleyeceği rotayı hesaplamak. Takım yolu bu. Biz bu takım yolu hesaplamak için bazı özel fonksiyonlar kullanıyoruz ve bunlar özelleştirilebiliyor. Mesela işte burada bir animasyonda birincisi bir yüzeyi taramak, ölçüye getirmek için ya da bir cep boşaltma işlemi kesebilmek veya üzerinden gezebilmek için ya da işte deliklenme şeklinde olabiliyor. Bunlar temel fonksiyonlarımız. Eğer özel bir şey geldiği zaman da bunların karması ya da daha farklı bir operasyon, bunu da zaten yazıp ekleyebiliyoruz kütüphanemize. Bu da bazı özellikler var. Her operasyonun kendine bazı parametreleri var. Tabii oldukça işi kolaylaştırıyor. Sadece yapmak istediğiniz işle alakalı parametre seçiyorsunuz. Burada çalışmaya başlıyor. Mesela takımın hangi slotta olduğu takım magazininde ya da çapının ne olduğu, işte ne tür bir hızla ilerlemesi istediğinizi, işte giriş çıkışların, liderin, outların nasıl yapılacağı ile alakalı bir takım parametreler var. Bunlar kolay set edebiliyor. Sistemimiz çalışıyor. Host sistemimiz az önce dediğim gibi script tabanlı ve normal herhangi bir script yazar gibi, bir bilgisayar programı yazar gibi yazıp kullanabiliyorsunuz. Burada bazı fonksiyonlar var. Bunlar takım yolu hesaplanırken programın hangi fonksiyonlara, hangi olaylara gittiğini, mesela örneğin
bir spindiniz varsa ve spindiniz o anda çalışacaksa ya da işte bir parça yaklaşım anı ya da kesim anında ya da boşta hareketini size fonksiyon olarak çağırabiliyor. Siz de işte normal bir bilgisayar programı yazar gibi işte yazabiliyorsunuz. Bu biraz karışık gibi gözükebiliyor ama firmamız bu konuda destek sağlıyor. Tabii bu yapının çok büyük bir avantajı oldukça esnek olması, istediğiniz alternatifte işte üretebilmeniz. Bazı ön tanımlı değişkenlerimiz var. İşte Visual Basic Script, C Script, Pascal Script veya JavaScript şeklinde yazılabiliyor. Burada bir uygulama var. Uygulamamız kütüphanemizin kullanıldığı bir makine kontrol programı. İtalyan bir controller kullanıldı bu projede. Bu bir Capitone makinesi. Capitone işte bu yorganların ya da mobilyaların üzerindeki dikişleri yapan makineye söyleniyor. O işleme deniyor. Burada şöyle bir şey var. İstenen desen mesela DXF formatında yükleniyor. Operatör hiçbir şekilde G-code ya da benzeri bir post görmüyor. Parçayı açıyor ve işte istediği parametre set ediyor. Mesela dikiş sırasını belirliyor. İşte dikiş adımlarını, ara mesafelerini falan söylüyor. İlerleme hızını falan veriyor. İşte malzemesine göre, işlediği malzemeye göre genişliğini ayarlayabiliyor. Daha sonra sadece start düğmesine basarak işlemi gerçekleştiriyor. Herhangi bir CAD/CAM programına gereksinim duyulmuyor. CAD/CAM işlemleri de daha basit hale getirilmiş oluyor. Böylece birkaç butona basmakla işte problemler çözülmüş oluyor. Yine PürCAM yazılımımız bizim kendi kütüphanemizin özelliklerini kullanarak geliştirdiğimiz 2.5 eksenli tamamen firmamıza ait olan, herhangi bir lisans bağımlılığı bulunmayan, kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz bir CAD/CAM yazılımı. Sürekli yeni bir modül ekleyerek ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Şu aşamada üzerinde bir CAD tasarım modülü var. Az önce bahsettiğim operasyonların, yalın hallerin bulunduğu bir standart CAM modülü var. Bangle modül dediğimiz alyansı bilezikleri işlemek için kullandığımız modül. Milling modülünde keza milling işlemleri için gerekli operasyonlar var. Form modülümüz sünger kesime özel yapılmış, sadece iki eksende çalışan ve testereyle işlenen parça uzaklaşmadan kesim yapabilen bir ürün. Kapital modülü az önce gösterdim. Serial modülümüz seri numara üretmek için kullanılıyor. Mesela tüfeklerin kabzalarına seri numarası basmak için şeklinde gibi. Glass modülümüzde cam taşlama ile ilgili özel bir modül. Biz bu takım yolumuzu taşlama esnasında küçülen taşın çapının küçülmesine göre çalışma anında modifiye edebiliyoruz. İşte post prosesör var içinde, iki boyutlu bir simülasyon var. En son olarak da bu Omera makine delikleri etek kesim modülünü ekledik operasyonlarımızı kullanarak. Programımız gene ihtiyaçlar doğrultusunda büyümeye devam ediyor. Yakın bir zamanda da cam kesim makineleri için özel bir modül eklenecek. Yine 1507 desteği aldığımız lazer kesim makinelerine yönelik içinde nesting gibi çözümler içeren bir tane daha modülümüz de şu anda bitmek üzere. Önümüzdeki ay yayınlayacağız inşallah. Bundan sonrakiler biraz endüstriyel yazılımlar kısmıyla ilgili bir iki örnek vermek istiyorum. Bu barel montaj makinemiz rastgele üretilmiş anahtarların üzerindeki şifreler okunarak 12 istasyondan oluşan bir sistemi kontrol eden bir yazılım. Şifreleri taşıyarak prosesleri kontrol ediyor. Her bir istasyon kendisi bağımsız çalışabiliyor. Bu tarafta gene keza bizim yine 1507 desteğiyle geliştirdiğimiz bir kapı üretim otomasyon yazılımı var. Burada hem makinenin kontrol yazılımını yazdık, arayüzünü, hem de entegre CAD/CAM yazılımını geliştirdik. Bu da birkaç parametre ile karmaşık kapı işlemini daha basit indirgiyor. Birkaç parametre set ederek birkaç dakika içerisinde kapı üretecek hale geliyor. Yine CAD/CAM entegre bir makine yazılımı. Bu da en son geliştirdiğimiz küp bağış sistemi. Yine bu bizim kütüphanemizi kullanarak parçaların geometrik şekillerinin otomatik olarak algılanıp fixtüre yerleştirilmesiyle gerçekleşiyor. Operatör burada yerleştirecek parçayla ilgili herhangi bir setleme, homlama işlemi yapmıyor. Sadece parçayı yükleyip çalıştırıyor. Sistem otomatik olarak kendisi çalışabiliyor. Robotun buradaki kontrol yazılımını yaptık. Arayüzünü geliştirdik. Yine entegre bir CAD sistemi var. Genel olarak sorumuz bu kadar. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.